6 yaşında sokakta arkadaşlarıyla oynarken maç anlatmaya başlamış Emre Tile. Sonrasında çalıştığı yerel kanallarda mesleği öğrenip 1994 yılında İlker Yasin'in ekibine girmiş ve Türkiye'de bir özel televizyonda Formula 1 anlatan ilk spiker oldu. Sonrası ise malum. Emre Tilev şu anda spor camiasının önde gelen isimlerinden birisi. Başarılı spiker, kendisini tam bir deniz insanı olarak tanımlıyor. Ve en büyük hayali doğduğu Seferihisar'a geri dönmek. Bir kere denizi çok seviyorum çünkü ben Ege'liyim, İzmirliyim. Deniz çocuğuyum, denizin kenarında büyümüş biriyim. Hatta buradaki keşmekeşliğe son verdiğim anda ilk adımım İzmir Seferihisar olacak. O yüzden denizle büyümekten büyük keyif aldım hayatım boyunca. Hatta denizde ölmek istiyorum çünkü tekne alıp denizin içerisinde yaşamımı tamamlamak en büyük arzum. Böyle liman liman gezip bizim Bıdığı'da okullara ve yaşama postaladıktan sonra yaşamın içerisine artık kendi hayatımın döngüsü içerisinde deniz, ben ve Emre olacak. Hani balıkçı ve şeyin ve Ernest Hemingway'in kitabı var ya, orada da Emre ve deniz olacak. Denizlerde çok fazla verimliliği ne yazık ki sağlayabilen bir toplum değiliz. Aynı zamanda denizi de hak ettiği niteliklerle kullanan bir toplum değiliz. Çünkü baktığımızda Karadeniz'den ta Hatay'a kadarki büyük bir sahil koridorunda doğru düzgün ne balıkçılık yapabiliyoruz, ne doğru düzgün denizden verimli bir şekilde elde edebileceğimiz turizm yansımamız var. Ya Antalya, Fethiye, Alanya, o bölgeyi belki yeterince iyi kullanmaya çalışıyoruz. Ne de Avrupa düzeyi içerisinde, yani modern dünya düzeyi içerisinde onu satabilecek bir potansiyele sahip olabiliyoruz. Mesela bir Norveç'e, Danimarka'ya baktığınızda, kuzey ülkelerine baktığınızda denizden verimliliklerinin daha az olması gerekiyor. Çünkü her tarafları deniz ama iklimsel sıkıntıları var. Ama ona rağmen bugün Türkiye'deki yat sayısıyla, Türkiye'deki tekne sayısıyla onların tekne sayıları arasında dağlar kadar farklılıklar var. Önce denizi sevmemiz lazım. Soru şu, biz denizi seviyor muyuz? Biz denizi atık merkezi olarak görüyoruz. Yani biz canımızı okuyalım, sistemin içerisine bir anlamda bütün pisliği bırakalım, sonra denize gönderelim, deniz onu kendi kendine temizlesin. Denizde bir noktadan sonra diyor ki, bir dakika baba ya diyor. Ya bitirdin beni diyor, yani bu kadar pislik atılır mı diyor. Bak seni boğaza sokmayacağım artık dedi. Karadeniz'e de giremezsin diyor. Ege'de yavaş yavaş kirlenmeye başlıyor. O yüzden biraz daha aktif temizlik anlayışıyla denize bakmamız lazım. Marinaları gezmekten çok keyif aldığını söyleyen Tilev, Ataköy Marina'nın son dönemde çok geliştiğinin altını çiziyor. Marinaları seviyorum. Bana çok elit geliyorlar böyle. Hatta Seferihisar'da yeni yapılan marinayı Sağcık'ta gezme şansım oldu. Zaman zaman Kalamış'a gidiyorum. Orada bisiklete falan biniyoruz, basket oynuyoruz. Zaman zaman değişik marinaları geziyorum. Hakikaten çok keyifli, çok güzel. Ve farklı kültürleri bir arada barındıran mekanlar gibi geliyor bana. Düşünsene mesela Fransa'dan, Angola'dan, Nijerya'dan, Hindistan'dan adamlar gelmiş. Aynı yapı içerisinde buluşuyorlar mesela. Bu çok çok sesliliğin en güzel görüntülerinden biri. Ataköy Marina'ya geldim. Hatta son dönemde acayip geliştiğini gördüm. Çok büyük bir şok yaşadım. Çünkü ben 95'te ilk geldiğimde o tarafta oturdum. Sonra bir 15 yıl hiç gelmedim. 15 yıl sonra geldiğimde aa dedim, burası ne olmuş ya? İnanılmaz bir yer olmuş. Müthiş bir gelişim süreci yaşamış orası. Zaten hani bu kültürün edinildiği her yer bu biraz da böyle celebrity bir kültürü beraberinde getiriyor. O yüzden çok güçlü kılıyor. Galeri Ataköy'ü çok özel bir alışveriş merkezi olarak tanımlayan Emre Tilev, ayakkabı ve çanta almaktan uzak duramadığını söylüyor. Benim alışveriş krizimin gelmesi lazım. Mesela kıyafete para vermiyorum. Sponsorlar var ya, buradan yırtıyorum. O yüzden çok para vermiyorum. Genelde ayakkabıya para veririm. Ayakkabıya para harcamayı severim. Ayakkabının güçlü olması gerektiğine inanırım. Onun dışında bir de çanta manyaklığım var. Yani güzel çantalar almaya çalışıyorum. İşte iki tane kuzenim var benim. Bir tanesi, ikisi de Türk Hava Yolları'nda pilot. Onlara sipariş veriyorum. Onlar yurt dışına gittiklerinde getiriyorlar falan. Böyle işte Burberry'nin falan birinci derece çakmalarını kullanıyoruz. Kusura bakmasınlar, 5000 dolar verip de Burberry falan alamam. Ama 500 dolar verebiliyorum ya da 300 dolar verebiliyorum. Diyecekler ki, kardeşim o zaman niye çakmayı kullanıyorsun? Yani biz de böyle tatmin oluyoruz. Yani biraz daha keşke selebriti olabilseydik. Galeria benim için Türkiye'nin ilk AVM'sini ifade ediyor. AVM gezisi dediğimiz hadise vardı ya mesela. Hani pazar günü oturursun, bugün ne yapalım?
Şimdi eskiden pikniğe gidelim derdik, balık tutmaya gidelim derdik. Bugün ebeveynler şey diyor, işte X AVM'sine gidelim, Y AVM'sine gidelim. O kültürü başlatan yer galeriya. Galeriya yani 2x2 4. Ve bana göre bugün baktığımızda hala Türkiye'nin en selebritik yeri, yani Akmerkez'den falan daha iyi bir yer. Ya da baktığımızda Türkiye mesela Zorlu Morlu tam açıldı, yeni modernize edilmiş yerler ama galeriyanın o havası, hani galeriya vardır ya, hani galeriya, hani Amerika Devlet Başkanı Obama bir tarafta, bir tarafta da işte Yunan Devlet Başkanı Tsipras, yani orası galeriya sanki böyle Obama gibi geliyor bana. Peki mesleği gereği birçok ülkede farklı otellerde kalan başarılı spiker bir otelde en çok neye dikkat ediyor? Hayatım otellerde geçti. Bir ara eve valizi bırakıyordum, diğer valizi alıp çıkıyordum. Biliyorsun o Formula 1 yurt dışında maçı anlattığımız Şampiyonlar Ligi'nin çok yoğun olduğu. Dünyadaki bütün otelleri gördüm. Yani en babasında da kaldım. Mesela Fransa'da bir şatoda kaldım. Böyle 5 Michelin yıldızlı aşçısı falan vardı böyle. Bana yemek getirdi ama yiyemedim. Çünkü bu ne baba dedim, kuru fasulye pilav yok mu diye aklımdan geçirdim yani. Tabii şaka, biraz daha oryantalist düşünüyorum ama ben yiyemedim abi. Baktığımda salyangoz falan vardı. Onlarla çok aram yoktu. En berbat otellerde de kaldım. Yani baktığımda bir tren istasyonunda böyle tren geçerken yataktan düştüğüm otelde de kaldım. Mesela Japonya'da otelde Kobe depremine yakalandım. Kobe depreminde, Nagoya'da Kobe depremini yaşadım. O anlamda dünyadaki bütün otellerde kaldım. Brezilya'dan Japonya'ya, Avustralya'dan B36 Torşan'a kadar mesela. Torşan biliyorsun ta kutup çizgisine çok yakın bir yer. Orada kaldım. Otelleri hep sevdim. Otellerde en çok aradığım şey temizlik oldu. Birincil şık. İki, otellerin mutfağının özellikle bana hizmet etmesini istedim. Yani sabah kahvaltısında dışarı çıkmak istemedim. Mesela son olarak Londra'ya gittim. Londra'da Royal Minister'ın orada kaldım. Ve Waterloo'da kaldım. Waterloo Hilton diye bir otelde kaldım. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Hatta bizim ufaklıkla kaldık. Ve çok beğendi o mesela. Sabah kahvaltısını hep orada yapıyordu. Adam normalde mesela 10'dan önce kalkmayacağım ben falan diyen adam, 10'da kahvaltı bittiği için 6.30-7 gibi kalkıp haydi baba kahvaltıya inelim falan diyordu. Biz hep beraber kahvaltıya iniyorduk onunla. İşte bir şeyler yiyorduk, alıştırıyorduk. Mesela son dönemde otelcilik sektörü Türkiye'de müthiş bir gelişim gösterdi. Antalya'ya yapılan o otellere baktığımızda gerçekten muhteşem. Dünya markalarının, dünyanın en seçkin otellerinin Türkiye'ye yatırım yaptığını görüyoruz. İşte mesela Sheraton, Ataköy Marina'da muhteşem bir dizayn yarattı. Göz kamaştıran bir yapıya sahip. Acayip bir keyifle görüyoruz. Bazen lobisine gidiyoruz sevgili dostlarla bir arada. Sohbet ediyoruz.